İstanbul'dan TRT Dünya gündeminden merhaba. Programa Beyrut, Kudüs ve Erbil canlı yayınlarıyla başlayacağız. Dün Beyrut'ta Hizbullah liderlerinden Hasan el-Lakkes'in öldürülmesinin ardından örgüt İsrail'i suçladı. Son tepkileri TRT Türk temsilcilerinden öğreneceğiz. Sonrasında Erbil'e gideceğiz. Çünkü Kerkük'te yaşanan aktaracak önemli bir haber var. Bir saldırı gerçekleşti. Detaylarını bize Simla Yerlikaya aktaracak. Sonrasında küresel rekabette Asya'nın rolünü ele alacağız bugün programda. Zira dengeler değişiyor ve İbre artık doğuyu gösteriyor. Artan üretimler, büyüyen ekonomiler ve yeni ittifaklarla dünyanın gözü artık Uzak Asya'da. Program süresince Batılı güçlerin Asya Pasifik stratejisine ve Türkiye'nin Asya'daki oluşumlara, başta Şangay İşbirliği Örgütü'ne bakışını anlatmaya çalışacağız. Ben Buket Güler, TRT Dünya gündemi başlıyor. Ancak hepsinden önce Başbakan Erdoğan'ın Katar ziyaretinden notlar aktaracağız size. Başkent Doha'daki resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim ile görüştü. Ve o görüşmede iki ülke arasında yeni bir enerji işbirliği anlaşmasına imza atıldı. Başbakan Erdoğan Katar'da. Başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim ile bir araya gelen Başbakan, basına kapalı gerçekleşen 2 saatlik görüşmede Türk ve Katar şirketleri arasında enerji işbirliği anlaşmasına imza attı. Erdoğan Katar'daki temasları sırasında Türkiye Büyükelçiliği'nin yeni hizmet binasının açılışını da yaptı. Başbakan Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada bölgemizin gerçekten bir barış havzası olması için elimizden gelen bütün gayreti el birliğiyle Katar'la yürütüyoruz ifadesini kullandı. Erdoğan, iki ülkenin ticaret hacmine de değinerek, 60 kadar şirketin Katar'da bulunması bizler açısından mutluluk verici. Bunlardan sadece 35'inin bugüne kadar Katar'da üstlenmiş oldukları projelerin toplam tutarı 12 milyar dolara ulaştı, dedi. Başbakan Erdoğan'a bir günlük Katar temasları sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik ediyor. Lübnan'daki Hizbullah örgütünün üst düzey yöneticilerinden Hasan el-Lakkes sabaha karşı evinin yakınlarında uğradığı suikaste hayatını kaybetti ve Hizbullah örgütü de bu suikastten İsrail'i sorumlu tuttu. Şimdi önce Lübnan'a gideceğiz. Hizbullah'tan gelen açıklamaları dinleyeceğiz. Hasan Esen anlatacak. Sonrasında da suçlanan ülke İsrail'e gideceğiz ve karşımızda da Edis Tianşan olacak. Hasan, önce seninle başlayalım. Bir defa olayın gerçekleşmesi açısından soru işaretleri var. Çünkü aslında bahsettiğimiz lider bir Hristiyan mahallesinde yaşıyor. O bölgede de kimse bilmiyor onun asıl görevini. Bu konu üzerinden yapılan yorumlarla birlikte gelen son tepkileri de Hizbullah açısından bize aktarmanı isteyelim. Öncelikle Hasan el-Lakkes'in senin de söylediğin gibi kimse kim olduğunu daha önce bilmiyordu. Öncelikle bu saldırı ortaya çıkana kadar saldırının ardından da kimliği noktasında araştırmalar da yapıldı. Ve bu bilgi aslında Hares'ten geldi. Hares gazetesi İsrail basını Lakkes'in Hizbullah'ın teknoloji ve silah şefi olduğunu söyledi. Ardından da Hizbullah'tan yapılan açıklamada da İsrail doğrudan sorumlu tutuldu. Ama saldırıyı Baalbek Sünnileri adlı bir daha önce adı duyulmamış örgüt üstlendi. Daha önce de İran Büyükelçiliğine dönük bir saldırı gerçekleştirilmişti. O zaman da Abdullah Azzam Tugayları saldırı üstlenmiş ve saldırıların devamı geleceği söylenilmişti. Ancak tüm bu İran saldırısının ardından da Hizbullah doğrudan İsrail'i suçlamıştı. Bugün El Manar Televizyon'da söz konusu suikastın oldukça profesyonel bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Kimliğinin bilinmesine, evinin nerede olduğunun bilinmesinin tamamen profesyonel bir örgütüye ya da profesyonel bir gruba işaret ettiğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Michel Süleyman da açıklamasında, dakikalar önce gelen açıklamasında İsrail'i yine sorumlu tuttu ve İsrail'in bölgede mezhepler arası çatışma çıkartmakla suçladı Buket. Evet, peki şimdi adı daha önce duyulmamış bir örgüt dedik, Baalbek Sünnileri. Belki onun üzerine de biraz konuşmak lazım. Çünkü Ağustos ayında yine bir saldırı gerçekleşmişti Lübnan'da. Ayşe Tugayları isimli bir örgüt üstlenmişti. Yine Türk pilotların kaçırıldığı o mevzuda da karşımızda İmam Ali'nin Ziyaretçileri isimli grup vardı. Bunları nasıl değerlendirmek lazım? Hepsi El-Kaide'nin bir alt kolu mu? Hem bunu soralım. Hem de diğer taraftan zamanlaması da zannediyorum önemli. Çünkü dün aslında Nasrallah çok önemli bir konuşma yapmıştı. O açıdan nasıl değerlendirmek lazım zamanlama açısından?
Öncelikle Abdullah Azam Tugayları'nın üstlendiği, Abdullah Azam en azından bir geçmişi vardı. Bu suç veyahut da saldırılar noktasında bir geçmişi vardı. Ama Baalbek Sünnilerinin adı daha önce hiçbir şekilde duyulmamıştı. Ama ancak Baalbek geçtiğimiz Eylül ayında Hizbullah'la oradaki Sünniler arasındaki çatışmalarla gündeme gelmişti. Hizbullah'ın kontrol noktası kurmak istemesi yüzünden bazı çatışmalar yaşanmıştı. Ancak ordunun müdahalesiyle, ordunun bu kontrol noktalarını devralmasıyla bu çatışma giderilmişti. Baalbek yine Sünnilerin de oldukça güçlü olduğu bir yer. Dolayısıyla bir Sünni-Şii çatışmasını, özellikle Baalbek Sünnileri adının verilmesi bir Sünni-Şii çatışmasına da bir anlamda gönderme. Yine Türk pilotların kaçırılmasında da daha önce adı duyulmamış bir örgüt vardı. Ancak bu örgütün aslında olmadığı, tamamen Türk pilot az az da kaçırılanların yakınları olduğu anlaşılmıştı. Tüm bunları bir araya koyduğumuz zaman yine Hizbullah mahallesine yönelik saldırdı. Müminlerin annesi Ayşe Tugayları da daha önce adı duyulmamıştı ve daha sonra da adı duyulmadı. Dolayısıyla bunların hepsini aslında sanal örgütler olarak görebiliriz. Birkaç kişinin bir araya gelip kurdukları ve bunların verildiği mesajlar da daha çok sosyal medya üzerinde bilinen örgütler değil. Kimseyle irtibatları yok. Dolayısıyla bu bir şüphe oluşturuyor. Senin de söylediğin gibi zamanlama da oldukça ilginçti. Dün Hasan Nasrallah 3 saati bulan bir televizyona bir TV mülakatı verdi ve konuşmasının asıl noktası da aslında Suudi Arabistan'ı buradaki tüm gelişmelerden, saldırılardan, özellikle İran Büyükelçiliğine yönelik saldırıdan doğrudan suçlamasıydı ve saldırıyı üstlenen Abdullah Azam Tugayları ile Suudi Arabistan yetkililerinin doğrudan temasta olduğunu iddia etti. İşte tam da bu suikast, bu saldırının, bu konuşmanın ardından geldi. Tabii verilmek istenen mesaj Cumhurbaşkanı Michel Süleyman'a ya da Hizbullah'ın söylediği gibi burada bir mezhep çatışması çıkarma girişimi de olabilir. Ya da işte bölgeyi saran bu son zamanlarda özellikle Suriye'nin rolüne de bakacak olursak bir intikam saldırısı da olabilir. Bunu da zaman içerisinde çok daha net şekilde anlaşılması herhalde mümkün olacaktır. Evet, intikam saldırısı olabilir cümlesi üzerinde düşünmek gerekiyor. Teşekkürler Hasan Esen bize aktardıkların için. Bir taraftan zamanlama açısından önemli dedik bu saldırı. Nasrallah'ın konuşmasının hemen sonrasında geldi. Diğer taraftan daha önce adını duymadığımız örgütleri duymaya başladık. Fakat tüm bu bilgiler elimizdeyken Hizbullah yine aslında her zaman olduğu gibi yine İsrail'i suçladı. Hemen Kudüs'e gidelim, Edis Tiyanşan karşımızda ve soralım. Edis, oradan gelen resmi tepkiler var mı? Ve resmi tepkilerin dışında da bu tarz saldırılar gerçekleştiği zaman Lübnan'da hep hemen okların İsrail'e gönderiliyor olmasının reddetme dışında acaba somut bir sonucu olur mu önümüzdeki dönemde Lübnan için, ne dersin? Evet Buket, direkt olarak suçlamaların İsrail'e yönelik yapılmasından sonra İsrail'e bir cevap hakkı doğmuş oldu. Normalde bu tarz olaylarda İsrail çok da fazla aslında açıklama yapma ihtiyacında hissetmez kendisini. Ancak açıklamadan sonra ilk ve tek cevap Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Sözcü Yigal Palmor yaptığı açıklamada İsrail'in bu olayla hiçbir alakası olmadığını söyledi. Ve Hizbullah'ı da yersiz suçlamalar yapmakla suçladı aslında. Hizbullah'ın bu zamana kadar zaten bu tarz otomatik tepkilerinin içgüdüsel refleksinden kaynaklandığını söyledi. Hatta Hizbullah'ı bu tür olaylarda hiçbir kanıta, hiçbir gerçeğe ihtiyaç duymadan tüm sorumluluğu İsrail'e atmakla suçladı. Yalnızca aslında sorumluluğu kabul etmemekle kalmadı. Aynı zamanda aslında sorumluluğun Hizbullah'tan kaynaklanabileceğini ifade eden, ima eden bazı açıklamalar da yaptı. Hizbullah eğer bu olayın arkasındaki sebepleri aramak istiyor olsa kendi eylemlerine bakmalıdır dedi. Yani bir anlamda Hizbullah'ın tabii ki de alenen Suriye iç savaşında bir yer alıyor, bir rol oynuyor oluşundan ötürü Lübnan içerisindeki mezhepsel ayrılıkları daha da arttırdığını ima eden bir eleştiriydi bu aslında. Dolayısıyla İsrail yalnızca sorumluluğu üzerinden atmadı, aynı zamanda Hizbullah'a yönelik geri bir suçlama yaptı diyebiliriz. Peki bu tür olaylarda gerçekten İsrail doğrudan sorumluluğu doğrudan bir rol oynamış olabilir mi ya da ne kadar bir rol oynamış olabilir? Bunları aslında kestirmek gerçekten çok zor. Çünkü bir yandan bakacak olursak gerçekten de İsrail bölgede belki de en çok nefret edilen düşman olarak nitelendirildiği için bu tarz olayların hemen ardında suçlamaların hedefinde bulunabiliyor. Dolayısıyla İsrail'in gerçekten de kolay hedef olduğunu söyleyebiliriz. Ancak öte yandan baktığımız zaman da pek çok farklı konu var aslında İsrail'in gerek
tarihsel olarak gerek Orta Doğu'da gerekse daha geniş bir coğrafyada yapılan suikastlarda oynadığı roller bulunuyor sicilinde. Aynı zamanda söz konusu suikastin uygulandığı kişiye de bakmak lazım. Oğlunu 2006 İsrail Savaşı'nda kaybetmiş ve İsrail'in kesinlikle hiçbir silahın gönderilmemesi uyarısında bulunduğu Hizbullah'ın da silahlarına yönelik istihbaratından sorumlu bir kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu da aslında şüpheleri İsrail'de bırakacak bir konu. Ve diğer bir şüphe de aslında az önce konuştuğumuz gibi daha önce hiç adı duyulmamış bir örgütten bahsediyoruz. Ve oldukça profesyonel bir şekilde işlenmiş bir suikasttan bahsediyoruz. Dolayısıyla İsrail acaba belki tek sorumlu olmasa da bölgede başka birliklere, gruplara destek vermiş olabilir mi şeklinde şüpheler de uyanmıyor değil Buket. Ece Yaşan teşekkürler. Bir intikam saldırısı mı yoksa arkasında İsrail mi var ya da yeni ismini duyduğumuz o grup mu bilmiyoruz ama bilinen şu 2008 yılından bu yana Hizbullah örgütüne verilen en büyük hasar oldu. O kadroda en büyük kayıplardan biri oldu 2008 yılından bu yana diyelim. Bu bölümü noktalayalım, teşekkür edelim her iki temsilcimize de ve şimdi Erbil'e gidelim. Bu kez Simla Yerlikaya ile konuşacağız çünkü günün önemli haberlerinden biri öğleden sonra Kerkük'ten geldi. Kerkük'te istihbarat binasına bir saldırı gerçekleşti ve gelen ilk bilgilere göre de en az 10 kişi hayatını kaybetti. Detaylar Simla Yerlikaya'da. Simla, seni dinleyelim. Evet Buket, senin de söylediğin gibi öğleden sonra gerçekleşti saldırı. Oldukça organize bir saldırıydı. Önce bir bomba yüklü bir araç polis istihbarat müdürlüğüne yaklaştı. Ardından bu aracın infilak etmesi sonrasında intihar eylemcileri içeri girdi. İstihbarat merkezine girdiler. Bir tanesi üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmeyi başardı ve diğerleriyle polis kuvvetleri arasında çatışma çıktı. Şimdi resmi olarak verilen rakam 6 ölü olduğu ama senin de söylediğin gibi 10 rakamı da var. Bu da tabii yaralıların sayısının çok olmasından ve bazılarının durumunun ağır olmasından kaynaklanıyor. Şu an Kerkük civarındaki hastanelerde tedavisi devam eden yaralılar var. Öte yandan tabii istihbarat merkezindeki duruma bakarsak orada da şu an silahlı çatışmalar durmuş gibi görünüyor ama tamamen merkezin kontrolü de ele alınabilmiş değil. Dolayısıyla hala kritik bir durum söz konusu. Hala can kayıplarının yaşanabileceği bir durum söz konusu. Müdahale etmek için Kerkük Emniyet Güçleri'nin buradan Erbil'den de Peşmerge Kuvvetleri'nden de yardım istediği söyleniyor ve bir grubun da buradan Kerkük'e doğru hareket ettiğini biliyoruz. Öte yandan bu baskının yapıldığı istihbarat merkezi çoğunlukla Arap memurların görev yaptığı bir merkezdi. Daha doğrusu Kürt memurların olmadığı bir merkezdi. Onu da biliyoruz. Ve şunu da hatırlatmakta fayda var. Irak'ta terör tabii her gün yeni bir form alarak geliyor. Ve her gün yeni tarz şiddet olayları yaşanıyor. Son iki gündür de bu hükümet binalarına baskın şeklinde tezahür ediyor. Dün de Termiye'de böyle bir saldırı vardı yine. Yine bir polis karakolu ve hükümet binası hedef alınmıştı ve 12 kişi hayatını kaybetmişti. Dediğimiz gibi Kerkük'te de şu an resmi olarak 6 ve 10 arası ölü sayısı olduğuna dair rakamlar veriliyor. Ancak maalesef bu artabilir önümüzdeki saatlerde. Evet, Simla Yerlikaya'ya teşekkür edelim aktardıkları için. Kerkük Emniyet Güçleri bölgede hala kontrolü sağlamaya çalışıyorlar. Elbette oradan gelecek yeni haberleri size aktarmaya devam edeceğiz. Programımız süresince de yeni bir haber gelirse size bildireceğiz. Şimdi günün öne çıkan bir başka ülkesiyle devam ediyoruz. Ukrayna. Ukrayna'da hükümet karşıtı gösteriler 14. gününe girdi. Başkent Kiev'de eylemler aralıksız sürerken Cumhurbaşkanı Yanukovic'in Çin temaslarına devam etmesi ise tepki çekti. Ukrayna'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. 14. gününe giren gösterilerde eylemcilerin başkent Kiev'deki emniyet yerleşkesine girmesine izin verildi. Göstericilerin yerleşim önündeki bariyerleri yıkması üzerine Ukrayna polisi ana kapıları açtı ve kalabalığın içeri girmesine izin verdi. Zafer halkındır sloganları atan göstericiler ise yerleşkede kaldıktan bir süre sonra alanı terk etti. Diğer yandan muhalif partilerin liderleri bir araya gelerek hükümete daha çok baskı yapılması yönünde açıklama yaptı. Gösteriler sırasında 10 kişinin kaybolduğunu söyleyen liderler bu kişilerden bir daha haber alınamadığını belirtti. Muhalefet liderleri aynı zamanda uluslararası toplumdan da Ukrayna hükümetine daha çok baskı yapılmasını talep etti. Başkentte gösteriler sürerken Ukrayna Cumhurbaşkanı Yanukovic ise Çin temaslarını sürdürdü.
Muhalefet partilerinin eleştirileri ve Avrupa Birliği yanlısı eylemlerin kontrolden çıkmasına rağmen ziyaretini iptal etmeyen Yanukovych, Çin'in Shenzi eyaleti yönetim merkezi Xi'an'da müze gezdi. Programın bundan sonraki bölümünde gündemimizde küresel rekabette yükselen Asya olacak. Son yıllarda Batı ekonomilerinde yaşanan krizin aksine Uzak Asya ülkelerinde yaşanan kalkınma güç dengesinin de artık doğuya doğru kayması olarak yorumlanıyor. Hızla artan üretimleriyle Batı pazarlarında etkinliğini artıran Asya ülkelerinin önümüzdeki yıllarda dünya ekonomisine yön veren asıl güç konumuna gelmesi bekleniyor. Uzak Asya ülkelerinde 2000'li yıllarla birlikte hız kazanan büyüme, dünyadaki dengeleri de köklü biçimde değiştirmeye başladı. Artan üretimi ve 3 milyarı aşkın tüketicisiyle Asya-Pasifik bölgesi her geçen gün dünya ekonomisi içindeki payını artırıyor. Tahminler 2030 yılına gelindiğinde dünya ticaretinin yarıdan fazlasının bu bölgede gerçekleşeceğini işaret ediyor. Üretim gücü yüksek Asya ülkeleri hem önemli oranda dış ticaret fazlası veriyor hem de artan ihracat sayesinde elde edilen sermaye birikimini yurt dışı yatırımlarda kullanıyor. Başta Afrika olmak üzere pek çok bölgede uzak doğu kaynaklı sermayenin ekonomilerdeki payı büyüyor. Buna karşın Batı dünyası 2008 yılında patlak veren küresel mali krizin izlerini silmekte zorlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan borç tavanı çıkması, Avrupa Birliği'nde pek çok üye ülkeyi iflasın eşiğine getiren borç krizi aşılabilmiş değil. Batı'daki kriz, doğunun yükselişini de hızlandırıyor. Asya ülkeleri arasında iki ülke son 10 yıldaki büyüme oranlarındaki hızla ön plana çıkıyor. Bu ülkeler Çin ve Hindistan. Dünya nüfusu bugün 7 milyarın üzerinde. Çin ve Hindistan'ın nüfuslarının toplamı 2,6 milyar. Yani dünya nüfusunun %37'si bu iki ülkede bulunuyor. Japonya da halen dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi. Son yıllarda Güney Kore, Endonezya, Malezya, Singapur ve Tayvan'da giderek büyüyen ekonomileriyle dikkat çekiyor. Asya ülkeleri ekonomileriyle olduğu kadar silahlanmaya verdikleri önemle de dikkat çekiyor. Özellikle Çin ve Hindistan'ın askeri alanda attığı adımlar bu iki gücü önemli birer silah ihracatçısı konumuna getiriyor. Bu durum batılı ülkelerin bu alandaki üstünlüğüne de darbe vuruyor. Büyüyen ekonomisi ve kalkınma hızıyla dikkatleri çeken Asya ülkeleri silahlanma konusunda da küresel bir rekabete hazırlanıyor. Asker sayısı olarak dünyanın en büyük ordularından birine sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti, teknolojide yakalanan ilerlemeyle birlikte ordu içinde de önemli bir modernizasyon programı başlattı. Hava ve deniz kuvvetlerine ayrı bir önem veren Pekin yönetimi son yıllarda envanterine çok sayıda yeni nesil savaş uçağı kattı. Ancak gerek ağır gerekse hafif silah üretiminde Çin'le Batı arasında büyük bir patent ve telif hakkı savaşı yaşanıyor. Pekin yönetimi son olarak Ukrayna'dan eğlence gemisi yapma taahhüdüyle aldığı Varyag'ı yeniden bir uçak gemisine dönüştürerek silahlanma yarışından geri kalmayacağını ortaya koymuştu. Çin ordusunun uçak gemisi sahibi olması Pekin yönetiminin deniz aşırı bir strateji geliştirdiğinin de göstergesi olarak yorumlanıyor. Zira Pekin yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya-Pasifik'te kendisine yönelik bir çevreleme siyaseti izlediğini düşünüyor. Asya'daki silahlanma yarışına dikkat çeken bir diğer ülke de Hindistan. Hint yetkililer hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Rusya ile büyük silah anlaşmalarına imza atıyor. Aynı zamanda çeşitli menzillerde füze üretimi, nükleer denizaltı yapımı gibi pek çok alanda da silah sanayine yönelik büyük yatırımlar yapılıyor. Öyle ki bir yandan silah ithal eden ülke, diğer yandan son 10 yılda önemli bir ihracatçı konumuna geldi. Büyüyen ekonomileriyle güçlenen Asya ülkeleri küresel rekabette daha fazla söz sahibi olmak üzere bölgesel işbirliği örgütlerine de ayrı bir önem veriyor. Şangay İşbirliği Örgütü, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği gibi oluşumlar Asya ülkelerinin Batı karşısında elini daha da güçlendiriyor. Ekonomik açıdan hızla yükselen Uzak Asya ülkeleri küresel siyasette de daha fazla söz sahibi olmak istiyor. Ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeni şimdilik buna müsaade etmiyor. Buna karşın bölge ülkeleri özellikle Soğuk Savaş'ın ardından kurulan yeni ittifaklarla küresel sistemde daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyor. Örneğin hem askeri hem de ekonomik açıdan güçlü bir ortaklığı öngören Şangay İşbirliği Örgütü, batılı güçler tarafından ciddi bir rakip olarak algılanıyor. Rusya ve Çin'in öncülüğündeki örgüt, Orta Asya ülkelerini tek çatı altında topladığı gibi Hindistan gibi Güney Asya'daki önemli bir gücü de gözlemci üye sıfatıyla çoğu kez faaliyetlerini ortak ediyor. Bölgedeki önemli bir oluşum da Güneydoğu Asya Uluslar Birliği.
Örgütün geçmişi aslında Soğuk Savaş yıllarına dayanıyor. ASEAN 1967 yılında bölgede komünizmin yayılmasını engellemek için Filipinler, Malezya, Singapur, Tayland ve Endonezya tarafından kurulmuştu. O dönem Çin Halk Cumhuriyeti önemli bir tehdit olarak algılanıyordu. Ancak Soğuk Savaş'ın ardından algılarda değişmeye başladı. Brunei, Laos, Kamboçya, Vietnam ve Myanmar'ın 1990'lı yıllardaki üyelikleriyle ASEAN ülkelerinin sayısı 10'a yükseldi. Batı'nın kuruluşunu Çin'e karşı desteklediği ASEAN, bugün Pekin yönetimiyle ilişkilerini giderek güçlendiriyor. Taraflar arasındaki serbest ticaret anlaşması Güneydoğu Asya'da tarihi bir adım olarak görülüyor. Çin'den gelen üst düzey isimlerin de katıldığı zirvelerde bölgesel işbirliği siyasi boyutlar da kazanıyor. Bölge dışından gelecek aktörlerin Asya'daki oyun alanı daraltılıyor. 4,5 milyon kilometre kareye yayılan ASEAN bölgesinin toplam nüfusu 500 milyon civarında. Şangay İşbirliği Örgütü Pekin yönetiminin Orta Asya ile olan bağlarını güçlendirmesi açısından önem taşıyor. Rusya'nın da dahil olduğu örgütün amaçları arasında terörizmle mücadele ve ayrımcılığa karşı işbirliği de var. Şangay İşbirliği Örgütü adlı bölgesel yapılanmanın temelleri 1996 yılında atıldı. Sınır bölgelerinde askeri alanda güvenlik ve silah güçlerinin karşılıklı azaltılması ile ilgili Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan arasında imzalanan anlaşmayla Şangay Beşisi olarak başladı. Çin'in inisiyatifiyle başlatılan bu işbirliği 2001 yılında Rusya'nın aktif dış politikasıyla ve Özbekistan'ın katılımıyla Şangay İşbirliği Örgütü ismini aldı. Bu yeni yapılanmanın mücadele hedefleri uluslararası terörizm, ayrımcılık ve aşırılık oldu. Örgütün iki daimi organı bulunuyor. Bunlardan ilki Pekin'deki sekreterlik, diğeri ise Taşkent'te yer alan terörizme karşı bölgesel yapı. Örgütte Rusya, Çin, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan olmak üzere 6 devlet üye. Afganistan, Hindistan, İran, Pakistan, Moğolistan ise örgütün gözlemci ülke statüsünde. Ayrıca Türkiye, Belarus, Sri Lanka olmak üzere 3 diyalog ülkesi var. Haziran 2001'de üye devletler St. Petersburg zirvesinde örgütün amaç, prensip, yapı ve işleyişini belirleyen Şangay İşbirliği Örgütü beyannamesini imzaladı. Doğu'nun NATO'su olarak nitelendirilen örgüt, antiterör ajansının kurulmasını öngören bir anlaşma daha imzaladı. Şangay İşbirliği Örgütü, bölgede batılı güçleri dengeleyen bir yapı olarak yorumlanıyor. Bu yöndeki en ciddi adım 2005 yılında atıldı. Örgütün zirve toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'ne Orta Asya'daki askeri varlığına son verme çağrısı yapıldı. Bunun üzerine Özbekistan'ın Hanabat kentinde konuşlu Amerikan birlikleri bölgeden ayrıldı. Ancak Kırgızistan'ın Manas üssü halen kullanımda. Üssün Afganistan'daki işgalin son bulmasıyla eş zamanlı olarak 2014 yılında boşaltılması öngörülüyor. Örgüt ilk askeri tatbikatını 2007'de Rusya'nın Ural Dağları'nda Barış Misyonu 2007 adıyla gerçekleştirdi. Şangay İşbirliği Örgütü sadece üyelerin sınır güvenliğine odaklanmış durumda. Yani örgüt kendi alanı dışında bir askeri müdahaleyi öngörmüyor. Ve şimdiki haberimizde Şangay İşbirliği Örgütü üyelerini daha yakından tanıyacağız. Hem son ekonomik verilere hem de işsizlik oranlarına bakacağız. Adını örgütün ilk toplandığı kentten alan Şangay İşbirliği Örgütü 1996 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın katılımıyla kuruldu. Örgüt 2001 yılında Özbekistan'ın katılımıyla üye sayısını 6'ya çıkarttı. Asya Pasifik'in en önemli ekonomik güçlerinden biri olan Çin, %2,7'lik enflasyon oranına sahip. Gayri safi yurt içi hasılası 8 trilyon doların üzerinde olan ülke, %7,8'lik büyüme oranıyla birçok rakibini geride bırakırken ülkede işsizlik oranı %6,5. Yapılan son nüfus sayımına göre Çin'de 1 milyar 351 milyon kişi yaşıyor. Örgütün bir diğer üyesi olan Rusya Federasyonu %5,1'lik oranla enflasyonla mücadele konusunda Çin'in gerisinde kalıyor. Ülke 2 trilyon 15 milyar dolar gayri safi yurt içi hasılayla %3,4'lük büyüme oranına ve %5,7'lik işsizlik oranına sahip. Kişi başına düşen milli gelirin 18 bin dolar olduğu ülkenin nüfusu ise 142 milyonun üzerinde. Kazakistan Cumhuriyeti %5 enflasyon oranıyla örgütün bir diğer ülkesi Rusya'yı yakından takip ediyor. Ülkenin gayri safi yurt içi hasılası 200 milyar doların üzerinde. Büyüme oranı %5,1 ve işsizlik oranı %5,3 olan Kazakistan'da kişi başına düşen milli gelir 14.100 dolar. Ülkede 18 milyona yakın kişi yaşıyor. Şangay İşbirliği Örgütü üyesi Kırgızistan %2,7'lik enflasyon oranıyla örgüt üyeleri arasında iyi bir konumda yer alıyor. Ülke 6 milyar doların üzerinde gayri safi yurt içi hasılaya sahip.
Ancak ülkenin büyüme oranları eksi de seyrediyor. İşsizlik oranı ise %8'in üzerinde. Kişi başına düşen milli gelirin 2400 dolar olduğu ülkenin nüfusu 5 milyonun üzerinde. Tacikistan'da enflasyon oranı %5,8. Ülkenin gayri safi yurt içi hasılası 7 milyar dolara yakın. %8'lik bir büyüme oranı yakalayan ülkede nüfusun %2,5'u işsiz. Ve Özbekistan, örgüte en son dahil olan ülkede enflasyon oranı %13'e yakın. Gayri safi yurt içi hasılası 51 milyar 11 milyon dolar. Büyüme oranı %8,2. %5'e yakın bir işsizlik oranına sahip olan ülkede kişi başına düşen milli gelir 3600 dolar. Ülkede 27 milyona yakın kişi yaşıyor. Şangay İşbirliği Örgütü'nün son zirvesi Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapıldı. 12.sı düzenlenen Hükümet Başkanları Konseyi'nde küresel ekonomik hedefler açıklandı. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi 29 Kasım'da Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi. Zirveye ev sahibi Özbekistan Başbakanı Mirziyayev ve Rusya Başbakanı Medvedev ile Çin Başbakanı Li Keqiang, Kırgızistan Başbakanı Satıbaldiyev ve Tacikistan Başbakanı Rasulzade katıldı. Bu yıl 12.sı düzenlenen Hükümet Başkanları Konseyi'nde örgütün küresel ekonomik nüfuzunu genişletme kararı çıktı. Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin başbakanları aralarındaki işbirliğini artırarak örgütün küresel ekonomik nüfuzunun etki alanını büyütme kararı aldı. 6 üye ülkenin lideri toplantıdan sonra yayınladıkları ortak bir bildiride bölgenin dünya ekonomisindeki statüsünü yükseltmek için örgüte üye ülkelerin diyaloğunu kuvvetlendirme, mali ve finansal işbirliğini genişletme kararı aldıklarını açıkladı. Uluslararası finansal krizin derin etkilerinin halen göründüğünü açıklayan bildiride tüm üye ülkelerin sosyal ve ekonomik büyümeyi güvenceye almak üzere tedbirler alması, işbirliğini genişletmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunması gerektiği açıklandı. Örgüt liderleri, kaçakçılıkla mücadele ve doğal afetler, kazalar ve hastalık kontrolü gibi sorunları çözmekle birlikte ticareti kolaylaştırmak üzere gümrük işbirliğini güçlendirecek. Toplantıda ayrıca İran ve 5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşma da gündeme geldi. Örgütün Genel Sekreteri Dmitri Mezentsev tarafından yayınlanan açıklamada anlaşmaya varılmasının memnuniyetle karşılandığı ve hatta alkışlandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca anlaşmanın Yakın Doğu ve Orta Doğu'daki sorunların iyileştirilmesi, ülkeler arasında karşılıklı güven ve anlayış ortamının pekişmesine önemli bir katkı olarak görüldüğü kaydedildi. Türkiye 2012 Haziran'ında düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde diyalog ortaklığı statüsü kazandı. Örgütün tam üyeliği ise Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde yeniden gündeme geldi. Türkiye 2011 yılının Nisan ayında Şangay İşbirliği Örgütü Genel Sekreterliğine diyalog ortaklığı statüsü için başvuru yaptı. Bu konuda Türkiye'nin en büyük destekçisi Moskova yönetimiydi. Türkiye'nin başvurusu 2012 yılının Haziran ayında Çin'de yapılan liderler zirvesi öncesinde karara bağlandı. Çin, Rusya, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan liderlerinin katılımıyla düzenlenen törenle Türkiye'nin diyalog ortaklığı statüsü resmiyet kazandı. Aynı toplantıda Afganistan'da gözlemci devlet statüsü elde etti. Atılan bu adım örgüt açısından büyük önem taşıyordu. Bu sayede Türkiye, Şangay İşbirliği Örgütü bünyesinde üye sıfatıyla olmasa da NATO üyesi olan tek ülke konumuna geldi. Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne diyalog ortağı sıfatıyla girişi, Türk Dışişleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Türkiye ve Şangay İşbirliği Örgütü arasında kurumsal işbirliğini sağlayacak diyalog ortaklığı anlaşması ise 26 Nisan'da Kazakistan'da imzalandı. Türkiye ile örgüt arasındaki mutabakat belgesine Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Örgüt Genel Sekreteri Dmitri Mezentsev imza attı. İmzalanan belgeyi her iki tarafın ortak kader beyanı olarak tanımlayan Davutoğlu, tarafların omuz omuza yürüyeceği uzun bir yolun başlangıcında olduklarını söyledi. Türkiye'nin Şangay Beşlisi'ne üye olması ise Erdoğan'ın Rusya'ya düzenlediği son ziyarette yeniden gündeme geldi. Başbakan Erdoğan'ın Putin'le düzenlediği ortak basın toplantısında "Gelin Şangay İşbirliği Örgütü'ne Türkiye'yi alın" dedi. Putin'in Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin bir soruyu yanıtlarken bu konunun siyasi boyutu yok. Mesela Türkiye'nin Avrupa Birliği ile görüşmelerinde büyük bir tecrübesi var. Biz neler yapabileceğimizi Türkiye'ye soracağız demesi üzerine Başbakan Erdoğan'dan yanıt geldi. 50 yıllık tecrübenin az olmadığını dile getiren Erdoğan şöyle konuştu. Ben Sayın Başkan'ın tabii bu tespitine karşı bir başka tespitle diyorum ki Şangay İşbirliği Teşkilatı'na gelin Türkiye'yi alın.
Bizi de bu Şu sıkıntıdan kurtarın. Biz bunun yanında Avrasya'daki bu ülkelerle ilgili de serbest ticaret anlaşmasına varız. Ama dediğim gibi Şangay İşbirliği Teşkilatı olayını daha önce de Sayın Başkan'a ifade etmiştim. Bunu önemsiyoruz. Rus haber ajansları, internet medyası ve büyük gazeteler Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü çıkışına büyük yer ayırdı. Peki neler söylediler? Haberimizde izliyoruz. Başbakan Erdoğan'ın son Rusya ziyaretinde Rusya lideri Putin'e yönelik Şangay Beşlisi önerisi Rus basınında geniş yer buldu. Rusya'nın önde gelen siyaset bilimcileri konuyu detaylı bir şekilde gazete köşelerine taşıdı. NATO üyesi olan Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü gibi Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı Koalisyon'a karşı çıkan bir örgüte tam üye olması yönündeki eğilimi, internet medyasında ve haber radyolarında da uzun tartışmaları beraberinde getirdi. RIA Novosti, İtartas, Interfax gibi büyük haber ajansları Türkiye'nin örgüte diyalog ortağı olarak katıldığına değindi, sürecin tarafların tamamen olumlu yaklaşması halinde bile uzun zaman alacağına dikkat çekti. Türkiye'nin son zamanlarda aktif bir dış politika izlediğine vurguda bulunan ajanslar, yine de Ankara yönetiminin Şangay İşbirliği Örgütü'ne kabulü şansının Avrupa Birliği'ne girmesinden daha kolay olduğu çizgisinde. Rus televizyon kanalları ise Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü hamlesini farklı bakış açılarından değerlendirdi. 5. kanal Erdoğan'ın Putin'den Türkiye'nin örgüte alınması ve gümrük birliğiyle serbest ticaret bölgesi oluşturması isteğini Rus liderinde bu tür ilişkilere ilgi duyduğu yorumuyla verdi. Haber kanalı NTV ise birliğe üye diğer devletlerin Ankara yönetiminin örgüte katılımını kuşkuyla karşılayacağı noktasındaydı. Birçok haber kanalına görüş bildiren Kremlin'in danışmanı Sergey Markov, Erdoğan'ın Avrupa Birliği karşısında Türkiye'nin elini güçlendirmek için Şangay İşbirliği Örgütü kartını kullandığı görüşünde. Markov'a göre Türkiye'nin örgüte üyeliği iki nedenden ötürü zor görünüyor. Örgüt son yıllarda hiçbir ülkeyi tam üyeliğe kabul etmedi ve yakın gelecekte de kabul etme olasılığı düşük. Ayrıca Şangay İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler içinde Avrupa Birliği'nin müttefiki olan bir tek ülke yok. Kommersant ve Vedemosti gibi ekonomi gazeteleri Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerde tıkanma yaşadığı için Avrasya bloğuna yönelebileceğini teyit eden makaleler yayınladı. Türkiye'nin Rusya ile büyüyen ticaretine dikkat çeken ekonomi gazeteleri genel olarak Avrasya ve özel olarak Kafkaslar'da ekonomi ilişkilerin güçlenmesinin uluslararası siyasette de farklı yakınlaşmaları gündeme getirebileceğini savunuyor. Ve Batı ülkelerinin Doğu stratejisine bakacağız şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni stratejisi Asya Pasifik'te güçlenmek üzerine kurulu. Almanya üretiminin önemli bir kısmını Çin'den sağlarken İngiltere de son anlaşmalarla bölgede söz sahibi olmayı amaçlıyor. Amerikan yönetimi bu yılın başında tartışmalara neden olan yeni askeri konseptiyle birlikte bundan sonraki önceliğinin Asya Pasifik olacağını açıkça ortaya koydu. Yeni askeri konsepte Çin'in niyetinin açık olmadığı ve Pekin'in attığı adımların şüpheli olduğu ifadelerine yer verildi. Birleşik Devletler'in 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana izlediği savunma stratejilerinden radikal bir kopuş anlamına gelen 8 sayfalık raporda Asya Pasifik'te Çin'e karşı dengeleyici bir güç oluşturulacağından söz ediliyor. Irak'tan çekilen ve 2014 yılında da Afganistan'dan çekilmeye hazırlanan Amerikan ordusunun bundan böyle Asya Pasifik'teki asker sayısını artıracağı ifade ediliyor. Yeni stratejisinin ipuçlarını Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın geçen yıl Foreign Policy dergisine yazdığı makalede görmek mümkün. Clinton, Amerika'nın Pasifik Yüzyılı adlı makalesinde Asya'nın bundan böyle ekonomik ve stratejik çıkarları için merkezi bir unsur olduğunu belirtmişti. Clinton makalesinde Asya-Pasifik bölgesinde barış ve güvenliğin sağlanmasının Güney Çin Denizi'nde seyri sefer özgürlüğünü savunmak, Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme çabalarını engellemekle bölgenin kilit ülkelerinin askeri faaliyetlerinde şeffaflığı sağlamaktan geçtiğini vurgulamıştı. Asya Pasifik'te etkin olan bir diğer ülke ise Almanya. Avrupa Birliği'nin en güçlü kanadı olan ülke, üretiminin büyük bölümünü Çin kaynaklı yatırımlar sayesinde sağlıyor. Öyle ki ürünlerinin çoğunu gideri az, kâr payı yüksek ürünlere yaptıran Almanya, bundan sonra kendi üretmediği ürünlerinde Alman malı etiketi dahi kullanmama tehlikesiyle karşı karşıya. Avrupa Birliği'nin bir yıldır üzerinde çalıştığı plana göre, yurt dışında üretilen Alman patentli ürünlere bundan sonra üretildiği ülkenin adı yazılabilir. Eğer yeni düzenleme Avrupa Birliği Komisyonu'ndan geçerse, Alman markalarının etiketlerinde en çok yer alacak isim Çin malı olacak. Çin ise Türkiye, Tunus ve Pakistan takip edecek. Asya Pasifik'teki varlığını artırma hedefinde olan Avrupa ülkelerinden İngiltere ise, özellikle David Cameron'ın başbakanlık döneminde bölgeye düzenlediği sık ziyaretler ve yeni ticaret anlaşmalarıyla ülkeye 10 milyarlarca pound kazandırdı.
Cameron'ın yalnızca son Pekin ziyaretinde imza attığı anlaşmalar İngiltere yıllık 1 milyar 800 milyon pound gelir sağladı. Evet, Asya Pasifik'teki ekonomik büyümeden pay almayı hedefleyen ülkelerin başında İngiltere geliyor dedik. Zira İngiltere Başbakanı David Cameron 3 günlük ziyareti kapsamında Çin'de. Maliye Bakanı George Osborne'un Çin'e gerçekleştirdiği ziyaretten 6 hafta sonra ülkeye giden Cameron, 6 bakan ve 100'den fazla iş adamıyla resmi temaslarını sürdürüyor. İngiltere Başbakanı David Cameron'ın 3 günlük Çin ziyareti bugün sona eriyor. 3 günlük ziyareti kapsamında bir dizi anlaşmaya imza atan Cameron, ziyaretinin ilk gününde Çin Başbakanı Li Keqiang'la görüştü. Görüşmenin ardından iki tarafta yüksek hızlı tren, nükleer enerji ve finans konularında işbirliğini genişletmek için anlaşmaya vardı. İkili görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Çin ve İngiltere arasında yapılacak işbirliğini ele aldı. İngiltere, Çin'e karşı konulan bariyerleri kaldırmak istiyor. Başbakan Li ile olan görüşmemizde İngiltere ve Çin ilişkilerinin ilerlemesi için daha açık bir diyalog gerektiğine karar verdik ki hem buradaki insanlara hem de ülkemizdeki insanlara fayda sağlayalım. Elbette farklı düşündüğümüz konularda müzakerelerimiz sürecek. Bu konulara ortak saygı ve anlayışla yaklaşmak gerek. Çin, İngiltere ile ortak hisselere sahip olmayı kabul ediyor. Hatta nükleer projelerinde bile. Uzay, offshore rüzgar gücü ve diğer yeni enerji gelişmelerinde işbirliğini destekliyoruz. İngiltere yüksek teknoloji ihracatı konusunda önlemler almayı ve işbirliği için daha uygun bir ortam yaratmayı kabul etti. Bu çerçevede Çin ve İngiltere siyasi güveni de güçlendirerek birbirlerine saygı duymalı. Cameron daha sonra Cumhurbaşkanı Xi Jinping'le de görüştü. Xi, görüşmede Çin ve İngiltere'nin ekonomisi güçlü ülkeler ve Birleşmiş Milletler'in daimi üyeleri olduğuna dikkat çekerek, Pekin ve Londra arasındaki ilişkilerin ikili düzeydeki öneminin yanı sıra ciddi küresel etkileri de olduğunu söyledi. Cameron'ın kabulünde karşılıklı güven, saygı ve eşitlik vurgusu yapan Xi Jinping, ticari alanda iki ülkenin birbirini tamamlayıcı rol üstlenebileceğini kaydetti. Cameron ardından İngiltere ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin kalkındırılması adına düzenlenen iş zirvesine de katıldı. Toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılması kararı alındı. Cameron ziyaretinin ikinci gününde Şangay Chiatong Üniversitesi'nde öğrencilere seslendi. İngiltere Başbakanı, hızlı ticari vize ve tarafların önde gelen kuruluşları arasında imzalanan anlaşmaların Pekin ve Londra arasında vazgeçilmez ortaklığı destekleyeceğini ifade etti. İngiltere Başbakanı ve beraberindeki 100 kişilik heyet, Çinli iş adamlarıyla da bir araya geldi. İş adamları, Çin'deki muhataplarıyla ticari anlaşmalar ve mutabakat zaafları imzaladı. Evet, İngiltere Başbakanı David Cameron geçtiğimiz ayda Hindistan'a bir ziyaret gerçekleştirmiş ve orada da yine önemli temaslarda bulunmuştu diyerek bu bölümü noktalayalım ve Japonya'dan Hindistan'a gerçekleşen bir başka önemli ziyaretle devam edelim. Japonya İmparator ve İmparatriçesi 6 günlük bir ziyaret için Hindistan'a gitti. Bölgede tansiyonun arttığı bir dönemde gerçekleştirilen ziyaret Çin'e karşı bir ittifak arayışı olarak yorumlansa da Japon yetkililer bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı görüşünde. Japonya Kraliyet ailesi Hindistan'da. 6 günlük bir ziyaret için Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden İmparator Akihito ve İmparatoriçe Michiko, Başbakan Manmohan Singh ve Dışişleri Bakanı Salman Khurshid tarafından karşılandı. İmparator Akihito'nun ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve stratejik işbirliğinin kurulmasına yönelik olduğu açıklandı. Ziyaret, Japonya İmparator ve İmparatoriçesi için düzenlenen resmi karşılama töreniyle başladı. İlk Hindistan ziyaretlerini 53 yıl önce Veliaht Prens ve Prensesken gerçekleştiren çift, Yeni Delhi'deki Lodhi Bahçesi'ni gezdikten sonra Mahatma Gandhi'nin anıtını ziyaret etti. İmparator Akihito resmi temaslarına ise Başbakan Singh ile yaptığı ikili görüşmeyle başladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme hakkında bilgi verilmezken, Japonya İmparatoru, daha sonra Başbakan Yardımcısı Hamid Ensari ve muhalefet lideri Sushma Swaraj ile bir araya geldi. Ziyaretin Japonya ve Çin arasındaki ilişkilerin gerildiği bir döneme denk gelmesi, bölge ülkelerinin Çin'e karşı ortak bir hareketi olarak değerlendirildi. Zira Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 2007 yılında bölgeye gerçekleştirdiği Hindistan ziyareti sırasında Çin'le Asya ülkeleri arasında denge sağlayacak bir Asya ortaklığı önermişti.
Japonya'nın eski Hindistan Büyükelçisi Sakurato Tanino ise bu ziyaretin Çin'in etki alanının daraltılmasıyla ilgili olarak yorumlanmaması gerektiğinin altını çizdi. İmparator Akihito'nun yarın Japonya'ya dönmesi bekleniyor. Ülkeye yapılacak bir sonraki ziyaret ise bir ay sonra Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından gerçekleştirilecek. Çin ile Japonya arasındaki ada krizi Pekin yönetiminin bölgeyi güvenli hava sahası ilan etmesiyle yeniden gündeme taşıdı. Pekin'in güvenli hava sahasını Japonya tanımıyor. Şimdiki haberimizde iki ülke arasındaki son gelişmelere bakacağız. Geçen hafta Pekin yönetiminin tartışmalı adaları da kapsayan bölgede yeni hava savunma tanıma sahası ilan etmesiyle Çin ve Japonya'da başlayan gerilim sürüyor. Çin Savunma Bakanlığı yapılan ilk açıklamada bölgede uçuş yapacak uçakların acil savunma kurallarına uymak zorunda olduğunu belirtmişti. Bu çerçevede bölgeye girecek uçaklar uçuş planlarını bildirmesi, çift yönlü telsiz bağlantısına geçmesi ve uçağın kimliğinin belirlenmesine yönelik sorulara doğru ve zamanında yanıt vermesi gerekiyordu. Aksi halde Çin Halk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri acil savunma önlemlerine başvuracağını açıklamıştı. Bu kapsamda atılan adımların tamamen güvenlik amaçlı olduğu ifade edilmişti. Hiçbir kararla herhangi bir ülkenin hedef alınmadığının altını çizen bakanlık, hiçbir ülkenin de uçuş özgürlüğünün kısıtlanmadığının altını çizmişti. Japonya'dan yapılan açıklamada ise Çin'in bu hamlesinin kabul edilemez olduğu ve güvenli hava sahasını tanımadığını kaydetmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Qin Geng, geçen hafta yaptığı açıklamada uluslararası yasalara göre turistik uçakların bu karardan etkilenmediğini ifade etmişti. Uluslararası yasalara göre normal uçuşlar hava savunma tanıma sahasından etkilenmeyecek. Mülki hava sahasında alınan önlemler bölge için uygulanmayacak. Bu açıklamayı yaptığımızdan bu yana uçuş özgürlüğü etkilenmedi. Uçaklar hala özgürce bölge üzerinden uçabiliyor. Bu durumda Japonya'dan diğer ülkelere kendi hava tanıma savunma sahasının ne kadar büyük olduğunu söylemesini istiyoruz. Çin'in bölgede güvenli hava sahası ilan etmesi sadece kendini savunmak içindir. Hedefinde hiçbir ülke yoktur. Amaç da bölgede gerilim yaratmak değil. Çin'in kendi güvenliğini egemence korumasına saygı duyan hiçbir ülkenin bu saha karşısında paniklemesine gerek yok. Japonya Savunma Bakanı Itsunori Odenera ise Çin'in kendi güvenliğini koruma iddialarını yalanladı. Odenera, Çin'in egemenliğini korumak için prosedürleri değiştirecek bir değişiklik olmadığını ifade etti. Japonya'nın açıklamasına Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hong Lei'den bir yanıt geldi. Hong, Japonya'yı asılsız iddialarını bırakmaya ve Çin'le işbirliği yapmaya çağırdı. Diaoyu Adaları eski çağlardan bu yana Çin'e aittir. Çin'in bu bölgede hava savunma tanıma sahası kurma hakkı vardır ve Japonya'nın bu konuyla ilgili sorumsuz açıklamalar yapma hakkı yoktur. Japonya bu bölgede kendi güvenli hava sahasını yasa dışı bir şekilde 1960'ın başında kurdu. Çin bu duruma başından bu yana karşı çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere birçok uçak şirketleri Çin'e uçuş planlarını bildiriyor ve işbirliği yapıyor. Buna çok müteşekkiriz. Japonya'nın bu durumu özellikle siyasileştirmesi iki ülke ilişkilerini etkiler. Japonya'yı Diaoyu Adaları üzerinden Çin'e asılsız iddiaları bırakmaya ve Çin'le işbirliği yapmaya çağırıyoruz. Bölgede gerilim sürerken Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden da Asya turunda gezisi, Çin ve Japonya arasındaki hava sahası gerginliğinin gölgesinde geçen Biden'ın gündeminde ise hem ada krizi hem de ekonomik işbirliği var. Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Asya turundaki ilk durağı Japonya oldu. Birleşik Devletler'in Japonya Büyükelçisi Caroline Kennedy tarafından karşılanan Biden, temaslarına Japonya Başbakan Yardımcısı Taro Aso ve Yoshihide Suga ile görüşerek başladı. Amerika'nın Tokyo Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Çin ve Japonya arasındaki gerginlik de ele alındı. Görüşme sonrası açıklama yapan Japonya hükümet sözcüsü Yoshihide Suga, Pekin yönetiminin tutumunun bölge için tehlikeli olduğunu belirtti. Japonya ve Birleşik Devletler arasındaki ittifak Çin'in yeni hava sahası kararının ardından daha da sağlamlaştı. Ben Joe Biden'ın Çin ziyareti sırasında Pekin yönetiminin bölgede yaptığı tek taraflı değişikliklerin tehlikeli ve kabul edilemez olduğunu aktaracağını düşünüyorum. Joe Biden daha sonra Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Abe, Çin'in hava sahasına yönelik tutumunu eleştirdi. Çin'in mevcut durumu tek taraflı olarak değiştirme girişimlerini kabul edemeyiz ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan güçlü ilişkilerimizi sürdürmeye ve bir arada çalışmaya devam edeceğiz.
Joe Biden'sa bölgede tansiyonun yükselmesine neden olan adalar gerginliğinin Birleşik Devletler'in müttefiği olan Japonya ve Güney Kore ile Çin arasında görüşülmesi gerektiğini ifade etti. Biden'ın Asya turundaki ikinci durağı ise Çin oldu. Birleşik Devletler Başkan Yardımcısı Biden, resmi temaslarına Çin Başbakan Yardımcısı Li Yuanqiao ile başladı. Görüşmenin ana gündem maddesi iki ülke arasındaki ilişkiler oldu. Biden daha sonra Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Yarın Çin'den ayrılacak olan Joe Biden, Asya gezisine Güney Kore ile devam edecek. Evet, artık programın yavaş yavaş sonuna gelirken TOB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Bişkek'teki temaslarına dair bir haber aktaracağız. Hisarcıklıoğlu 2 Aralık'ta gerçekleşen Kırgız-Türk İş Forumu'na katılmak üzere Kırgızistan'daydı. Forumda yaptığı konuşmada Kırgız hükümetine ve iş adamlarına İpek yolunu birlikte canlandıralım ve turizmi geliştirelim önerisinde bulundu. Kırgız-Türk İş Forumu, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te çok sayıda Türk ve Kırgız iş adamının katılımıyla gerçekleşti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da bir konuşma yaptığı foruma, Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Tayyirbek Sarpaşev ve Kırgızistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Adil Kasımaliyev'in yanı sıra iş dünyasından da önemli bir katılım vardı. Forumda ilk konuşmayı yapan Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Tayyirbek Sarpaşev, Türk iş adamlarını Kırgızistan'a davet etti. Türkiye ile bilim, ekonomi ve sosyal alanlarda işbirliği yapmak istediklerini vurgulayan Sarpaşev, Kırgızistan'a bağımsızlık sonrası sürekli destek sağlayan Türkiye'den daha fazla işbirliği beklediklerini vurguladı. İki ülke arasındaki yatırım ve ticaret olanaklarının yeterince kullanılmadığını belirten Sarpaşev, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmenin en büyük hedefleri olduğunu belirterek, özellikle tarım, enerji, ulaştırma, turizm sektörlerinde işbirliğinin önemini vurguladı. Sarpaşev, turizm alanında da Türkiye'nin deneyimlerinden yararlanmak istediklerini de belirtirken, Türk iş adamlarına her alanda kolaylıklar sağlamaya hazır olduklarını anlattı. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, forumda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in liderliğinde hızla gelişen Kırgızistan'ı bölgenin parlayan yıldızı olarak gördüklerini söyledi. Türk ve Kırgız iş dünyasının önünde daha uzun yol olduğunu kaydeden Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı, son 20 yılda yeniden şekillenen Avrasya siyasi haritasının iş dünyasının işbirliği içinde hareket etmesini zorunlu kıldığını ifade etti. Lojistik alanında da işbirliğinin önemini vurguladı. İkili ticaretin artması için taşıma maliyetlerinin azaltılmasına, karayolunda alternatif ulaştırma imkanlarının geliştirilmesine ihtiyaç var. Bu çerçevede İpek yolu önem kazanmaktadır. İpek yolu Asya Pasifik bölgesini diğer okyanuslara, denizlere bağlayan Çin'den Akdeniz'e, oradan Avrupa'ya kadar uzanan coğrafyanın ekonomik atar damarıdır. İpek yolunu geniş tren ağlarıyla, otobanlarla yeniden canlandırmalıyız. Böylelikle Hazar Deniz, Hazar, Karadeniz ve Akdeniz'i birbirine bağlayacak. Bölgemiz küresel ekonomiye daha güçlü, entegre olacak. Forumun ardından Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'ni de ziyaret eden Hisarcıklıoğlu'na burada Fahri Doktora diploması verildi. Fahri Doktor cübbesi giyen Hisarcıklıoğlu girişimcilik dersi verdi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev de Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı ve beraberindeki heyet onuruna verdiği yemekte iki ülke ilişkilerine değindi. Atambayev birçok bölgede Türklerin yaşadığını hatırlatarak Ankara'dan Rusya'ya, Astana'dan Ankara'ya kadar bir Türk birliği yapmalıyız dedi. Evet, küresel rekabette yükselen değer Asya dedik. Hem Türkiye'nin Asya ile ilişkilerini size aktarmaya çalıştık hem de Batı'nın ve böylece programın sonuna geldik. Yarın Türkiye saatiyle 10'da yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.